Örgüvinen herkese merhabalar. Bu videomda sizlere elimde görmüş olduğunuz çam ağacının yapım aşamasını paylaşacağım. Yapımı oldukça hızlı ve görüntüsü de oldukça zarif. Umarım memnun kalırsınız. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Çam ağacımızı yaparken iki tane ipten yararlanacağım. İplerim koton 1 ip olan yarlar jeans ipleri. Tığ numaram ise şöyle 4 milim tığ kullanıyorum. Bunlara en yakın Alize Koton Gold'da kullanabilirsiniz. Eğer onu bulabilirseniz herhangi bir sorun olmaz. Hemen şöyle yeşil renk ipimle başlayacağım. 14 tane zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle öncelikle ilmeğimi attım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane zincirimi ördüm. Sondaki zincir değil de onun yanındakine batarak devam ediyorum. Zincir yapmaya. Şöyle 1. Bu sırada da toplamda 13 tane zincirim olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Toplamda 13 tane zincirimi tamamladım. Ardından örgümü çeviriyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımı, ilmeğimi biraz uzattım. Tığımı doladım. Hemen dipteki zincirin üzerine batıyorum. 1 2 3 4 tane ilmek uzattım. Şöyle çekiyorum. Bir tane zincirle kilitledim. Bir tane ara zincir yapıyorum. Tığımı doladım. Bir zincir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Aynı işlemi uygulayacağız. Bir trabzan boyu kadar uzatıyorum. 1 2 3 4. Hepsini birlikte çekiyorum ilmeklerin. Bir zincirle kilitledim. Yine bir tane zincir ara boşluk için tığımı doladım. Arada bir zincir atlıyorum. İkinci zincirin üzerine işlem yapıyorum. Yine aynı şekilde bir trabzan boyu kadar uzattım. Bu birincisi. 2 3 ve 4. Hepsini birlikte çekiyorum. Ve bir zincirle kilitliyorum. Bir tane ara boşluk için zincir. Tığımı doladım. Bir zincir atlıyorum ikincisine. Şöyle 1 2 3 ve 4. Tüm ilmeklerin hepsini topluyorum. Bir zincirle kilitledim. Bir tane de ara boşluk için. Yani hepsini topladıktan sonra toplamda 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bir zincir atladım. Diğerine geçiyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane 4 kere de ilmek uzattım. Hepsini yine topluyorum. 1 2 zincir. Yine tığımı doladım. Bir zincir atlıyorum diğerine. 1 2 3 4 defa da ilmeklerimi topladım. Hepsini alıyorum. Bir tane kapatma zinciri, bir de ara boşluk zincir olmak üzere 2 tane zincir. Tığımı doladım.
Bir tane zincir atlıyorum. Son zincire işlem yapıyorum şimdi. 1 2 3 ve 4. Şöyle hepsini topladım. 1 2 Örgümü çeviriyorum. Bu şekilde ilk sıramız oluştu. İkinci sırada şöyle ara boşluğa ilmek kaydırma tekniğiyle geçiyoruz. Ardından ilmeğimi uzattım. Tığımı doladım. Yine aynı işlemi yapacağım. 1 2 3 ve 4. Yine aynı şekilde hepsini topluyorum. 1 2 zincir. Tığımı doladım. Hemen yandaki boşluğa geçiş yapıyorum. Bu aşamadan sonrası oldukça kolay. 2 3 4. Şöyle hepsini topluyorum. 1 2. Yine aynı şekilde yandaki boşluğa geçiş yapıyorum. Şimdi 4 defa ilmek alıyorum. Ve hepsini topluyorum. 1 2. Tığımı doladım. Yandaki boşluğa geçiş yaptım. 1 2 3 4. Eğer daha böyle top top olmasını isterseniz bu ilmek alma işlemini artırabilirsiniz. Ben 4 tane yapıyorum ama siz 5, 6 ya da 7 tane yapabilirsiniz. İpin kalınlığına göre de bu durum değişiyor tabii. Hemen şöyle yandaki boşluğa da geçelim. 1 2 3 4. Bir, iki. Yandaki boşluk. Bir, iki, üç, dört. Hepsini topladım. Bir, iki. Bakın, gördüğünüz üzere gitgide çam ağacımız yanlardan daralmaya başlayacak. Çünkü her seferinde bir içeriden başlayıp bir içeride bitireceğiz. Daha sonra bir içeriden başlayıp bir içeride bitireceğiz. Bu şekilde böyle üçgen formunda bir ağaç elde edeceğiz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Daha sonra yine diğer aşamaya birlikte geçiş yapalım. Tepe noktasına kadar geldim. Yine ilmeğimi uzatıyorum. 1 2 3 4 defa da ilmeklerimi aldım ve hepsini topluyorum. Şimdi iki tane zincirle kilitliyorum. Şöyle biraz uzunca kesiyorum. Evet, ağacımızın tepe noktasını, yaprak kısmını tamamladık. Şimdi gövde yapacağız bir sıra. Kahverengiyle yapacağız ve yine aynı formda yapacağız. Hemen ipimizi alalım. Şöyle ağacımızın şu ortadaki 3 tane pomponun altına yapacağız. Hemen şöyle tepe noktasına, bakın şunun tip noktasını hemen tığımı geçiriyorum. Buraya ilmeğimi bağlayacağım. Daha sonra ilmeğimi birazcık yükselttim. Buraya toplamda 1 2 3 4 5 6 tane ilmek çekiyorum. Hepsini topladım. Bir tane zincirle kilitledim. Araya zincir çekmiyorum. Tığımı hemen doladım. Bu sefer yandaki pomponun şöyle hemen dip noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi uzattım. 1 2 3 4 5 ve 6. Aynı şekilde burayı da topluyorum. Yine bir zincir. Ve tığımı doladım. Bu sefer diğer pomponun alt kısmına geçiş yaptım. Buraya da 6 tane ilmek alıyorum. 3 4 5 6. Bunu da topladım. Bir tane zincirle kilitledim. Ardından iki tane zincir çekiyorum. Ve hemen yine aynı noktaya şöyle kilitliyorum.
İyice çekelim, sıkıştıralım açılmasın. Bu şekilde ağacımızın gövdesini de oluşturmuş olduk. Hemen iplerimizi gizleyelim. İplerimizi gizlemeden önce şu kısmı ağacımızı asabilmek için daha ince bir tığ kullanarak yapacağım. Şöyle yine tepe noktadan tığımı geçirdim. Şurada fazla kalan ipi biraz uzunca kesmiştim hatırlarsanız. Hemen buradan geçiriyorum ucunu. Bana yetecek kadar olan kısmını şöyle birazcık kısaltalım. Arkadan da şöyle ipini çekeyim, ilmeğimi de kısaltayım. Şu şekilde zincir yapar gibi bu ipi buraya kilitliyorum. Hem asma yerimizi de oluşturmuş olduk. Arta kalan ipimi gizliyorum. Şöyle uzunca bir gizleme yapacağım ki asılan bir aksesuar olduğu için sökülme yapmasın. Şöyle iplerin arasından geçirerek gizledik. Fazlalığı kesiyorum. Aynı şekilde diğer iplerimi de hemen gizleyip geliyorum. Evet, kolay çam ağacımızı da tamamladık. Yapımı çok kolay ve hızlı görmüş olduğunuz gibi hem de oldukça şık ve zarif bir duruşu var. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka bir örgüde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.